Mutfağı'nda bu hafta Zeytinlik'te Tülin Berova'nın evine konuk oluyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Gülten Hanım. Sizleri bugün Kıbrıs TV ailesi olarak evimde görmekten çok mutluyum. Evet, bizler de teşekkür ederiz bizleri kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Evet Tülin Hanım, sizi bir tanıyalım. Tülin Berova kimdir? Şimdi Tülin Berova diye başlarken doğumumdan itibaren Güzelyurt'ta doğdum. Güzelyurt'un öğretmen koleji ilk. Komorfo Öğretmen Koleji orada kurulduğu için babam orada öğretmendi. Dolayısıyla orada doğduk. Daha sonra Lefkoşa'ya geldik. Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinde kiracı olarak oturduk. Bilahare annem mahalleyi çok beğendiği için bir ön sokakta kendi evlerini yaptılar ve oraya taşındık. Orada bütün hayatımız orada geçti. Okul yıllarım orada geçti. Ama nasıl geçti? Örneğin 1963 yılına kadar birçok hadiseler oldu biliyorsunuz. 1957'de Limasol'a gittik. Babam oraya tayin oldu. Limasol'da malum EOKA dönemiydi. Evimiz Baf yolunda olduğu için Rumların devamlı EOKA için yaptığı toplantılara küçük yaşta tanık olan birisiyim. Bilahare öyle bir an geldi ki İngiliz askerlerinin kamyonunun bir gün balkonumuz altında durup derhal evi terk etmeniz gerekiyor dediklerini biliyorum. Ve o evden kaçışımız ilk göçümüzdü. Ve Sedat Simavi İlkokulu'na, sınıf odalarına diğer Türklerle birlikte gittik. Orada uzun zaman kaldık. O zamanın müdürü de Talat Yurdakul Bey'di. Okul müdürü. Daha sonra Dört Fenerler'de ev bulduk. Oraya taşındık. Orada da rahmetlik Mustafa Çağatay karşı komşumuzdu başbakanlarımızdan. Çocukluk yılların en güzel hatıraları Limasol'da geçti dersem yalan söylememiş olurum. Daha sonraki yıllarda tekrar Lefkoşa'ya döndük. Atatürk İlkokulu'na gittim. Atatürk İlkokulu da yani güzel bir anıydı bizim için. Çünkü yani orada o zamanda dahi ev idaresi dersi en çok da hoşuma giden derslerden bir tanesiydi. Laboratuvar şeklinde ikinci katta kek yaptığımız, daha sonra çeşitli yemekler bizim yaşımıza uygun yaptığımız bir yerdi. Ve hatta yani ilk salonu olan okullardan bir tanesiydi tiyatro salonu. Daha sonra diyeceğim çünkü 1963 hadiseleri çıktı. 1963, 62, 63 yıllarında tekrar bir göç. Bomba sesleri, silah sesleri. Bu defa Karakaş apartmanlarına doğru bir kaçışımız oldu. Orada yine başka bir öğretmen arkadaş, annemlerim tabii bizi evlerinde sıtır ettiler. Ancak daha sonra tabii yine gün geldi, tekrar evimize döndük. Bu eve dönüşte yani gördüğümüz manzara çok hazindi. Çünkü evimizi Rumlar açmışlar, kapılarımız kırılmış, eşyalarımız alan talan edilmişti. Bunları da geçirdik. Bu arada ben tabii mücahitler mahallede koruma adında sınırlar oluştu. İngiliz askerleri miydi, Birleşmiş Milletler askerleri miydi bilmiyorum. Gerçi onlar 64'te geldiler galiba ama
Yani bir yabancı askerlerin geçişlerini sokaklardan hatırlıyorum güvenlik açısından. Daha sonra o kadar çok şey vardı ki annemler biz mücahitlere yemek yapacağız vesaire yapacağız dediler. Onun için kardeşimle beni İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'u seçerken Özel Işık Lisesi'ne gittim. Neden Özel Işık Lisesi? Yani 1949 yıllarında Özel Işık Lisesi'nin müdürü Kıbrıs'a gelmiş. Babam da öğretmen olması nedeniyle onlarla iyi bir ilişki kurmuştu. Bizi yatılı olarak Nişantaşı'ndaki Özel Işık Lisesi'ne aldılar. Oraya gittik. Biz gittiğimiz anda büyük kardeşim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Bir kapıyı çaldık, Aksaray'da oturuyorlardı. Açtılar. İlk tabiri niye geldiniz oldu. Neden dedim. Biz dedi yarın gidiyoruz. Nereye dedim. Yani söylemek olmaz dedi ama sen benim kardeşimsin dedi. Ben sana gizli söyleyeyim biz Erenköy'e çıkıyoruz dediler. Bir şey değil, paramız da yok dedi. Bir şey değil dedim, biz para getirdik. Ki o zaman da 27 lira götürmüştük, iyi hatırlıyorum. O 27 lira da müthiş bir paraydı 60'lı yıllarda. Böylelikle o Erenköy'e, biz de yatılı okula gittik. Daha sonra 66'da, 67'de mezun olduk. Ama mezuniyetim Lefkoşa Türk Lisesi'nden oldu. Çünkü geldiğim zaman barikatta eşim beni görmüş, rahmetlik. Daha sonra annem de ayrılık zor dedi. En iyisi dedi, sen evlen. Ve mantıklı bir şekilde istemeler, dünürcülükler vesaire. 1966 tarihinde. Yani ben küçüktüm. Yani eşimden 10 yaş küçüktüm ama yine de çok mutlu bir evliliğimiz oldu. Bu arada 1974 hadiseleri çıktı. Yine biz göç. Tekrardan şehir içine, surlar içine. Yani bizim anlayacağınız çocukluğumuz hep harbin getirdiği olumsuzluklarla geçti. Bu olumsuzluklar bizi çok yıprattı. Daha sonra tekrar yine evimize döndük. Bu defa tamamen barikatlar oluştu. Halen de mahallemize gidecek olursanız, oradaki evim şimdi klinik, sağlık hizmeti veriyor. Sınırları görürsünüz yani orada da. Daha sonra 1975 yılında ben çalışmaya karar verdim. Bu arada iki tane oğlum oldu. 21 yaşında küçük oğlumu, 19 yaşında da büyük oğlumu doğum yaptım. O zamanlarda yine ünlü bir isim doktorumuz, milliyetçi Necdet Ünel vardı. Necdet Ünel Kliniği'nde. Daha sonrası çalışmaya karar verdim demiştim ya. Eşim ziraat yüksek mühendisiydi. Ben de yani köyleri, insanları, hayvanları çok seviyordum. Dolayısıyla ilk işim Hayvancılar Birliği'nde başladım 1975 yılında. 1979 yılına kadar Hayvancılar Birliği'nde harbin getirdiği, insanların zulüm içinde yaşadığı, hayvanların da alan talan olduğu o dönemde hayvancılara yardımcı olmak için el birliğiyle, bütün hayvancıların el birliğiyle bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Yine o yıllarda da yani toplanan, yani şimdiki sorunlar, toplanan sütler, çok sütler, az sütler, yem sıkıntıları derken işletmelerin, üreticilerin elinden aldıkları sütün ederini verememesi hali hayvancıyı bıktırdığı için bir takım grevlere de tanık oldum. Yaptık da daha doğrusu. Peki hangi tarihte emekli oldunuz? Ben emekli olmadım. Ben görevden alındım iki kez. Yani şeyde. Diyeceğim 1979 yılında ben süt kurumuna, yasal olarak süt kurumunu kurduk, kuruldu. Bir Taksim 77 sayılı yasayla ve ben süt kurumuna girdim. Süt kurumunda işlemeye başladım. Orada çok güzel çalışmalarımız oldu. Bilahare
işte 1995 yılında siyaseten eşimi de beni de görevden aldılar. Bu görev dışındaki zamanlarımız da yine günlerimizle vesaireyle geçti ama tekrardan göreve alınmam hususu da beni sevindirdi. Tabii biz sosyal sigortalılar olarak zor günler geçirdik. Yani maddi açıdan çünkü her iki oğlum da tıp doktoru, tıbbiyede okuyorlardı. Ama o günlerde de geçer dedik, geçti. Bugünlere geldik. Yani 2000 tekrar göreve alındım. Tekrar görevden alındım. Bir defa gittim, bir defa geldim şey gibi. Ama güzel günlerdi. Güzel günlerdi. Peki Duygu Hanım, şimdi günleriniz nasıl geçer? Şimdi Lefkoşa'dayken yılların ahbaplıkları vardı. Mesela salı günleri, her hafta salı günü saat 9.30 kahve partisi var Çağlayan bölgesinde. Halen de var. En son Gülten Oktay Hanım'a gittim. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nde faal, çalışkan bir hanım. Orada yani annemin arkadaşlarıyla yeniden birlikte olduk. Bu tabii beni çok sevindirdi ve hatta yeniden başlayacakları zaman ilk ziyaretimizi sana yapacağız dediler Girne'ye. Çünkü annemle de gidiyordum ben. Süheyla Hanım vardı. Süheyla evet, Çıraklı. Kahveler içilirdi. Bir de tombala oynarlardı. Evet. Peki kahve sohbetlerinde neler konuşurdunuz? Şimdi kahve sohbetlerinde genellikle herkes çocuğunu anlatıyordu. İşte işini bugün ne pişireceğim? O yemeğin o yemek nasıldı? Bunun tarifi. Derken bizim kulağımız da bu yemek tariflerine hep alışkın bir hale geldi. Tülin Hanım, bugün menümüzde neler olacak? Gülten Hanım, bugün özellikle çok eski yıllara dayanan ve hellimli dediğimiz keki sizlere yapacağım. Ev yapımı hellimli bu olacak. Bir de torunum Demir'in çok sevdiği ve babaanne keki dediği cevizli kekten yapacağım. Neden ikisini birden yapacağım? Çünkü 45 dakikada ikisi de oluyor. Aynı fırında, aynı ateşte oluyor. Dolayısıyla bunları size yapacağım. Ve yani 45 dakikada olması seçimimde etken oldu. Çok çabuk pişsin ve sonunda da yensin açısından. Yalnız size şimdi ben kahve yapayım. Bu kahve Sultan kahvesiyle olsun. Çift kavrulmuş olsun ve de cezvede olsun. Değil mi? Tülin Hanım, hellimli kek için kullanılan malzemeler nelerdir? Şimdi hellimli kek için öncelikle bir hellim kullanıyorum. Ancak ev yapımı olursa orada dengeyi ben kendim sağlıyorum. Miksere koyarken. Burada 3 bardak un, 1 bardak yağ, 1 bardak süt ve 4 yumurta kullanıyorum. Hepsi bu kadar. Biraz da nane koyuyorum. Hellimli kekin hayatımızdaki önemi nedir diye sorarsanız 60 yıllık bir geçmişi var. Biz 7 yaşlarındayken, yaşım da çıkıyor bu arada meydana tabii ki, annemin yaptığı, misafirlerini ağırladığı, bizlere sabah kahvaltısı olarak verdiği bir çeşit.
Daha sonraları da ben kendi evlatlarıma yaptım. Daha sonra onların çocukları da bu keki çok sevdiler. Özellikle Demir bu keklere babaanne keki diyor. Evet. Peki yapımına başlayalım. Yapalım tabii ki. Süt içerisinde kabartma tozu daha güzel açılıyor ve fırında kekin kabarmasına neden oluyor. Gelişi güzel kesiyorum. Çünkü bu kekin içerisinde daha güzel bir görüntü veriyor ve damak tadına daha çok hitap ediyor. Köy hellimleri de birazcık normal fabrika hellimlerinin dışındaki bir ölçüde yapıldığı için burada yarım hellim bizim işimizi görecek. Ben genellikle iki keki beraber yapıyorum. Hem tuzlu, hellimli olarak hem de tatlı olarak da cevizli kek yapıyorum. İkisi bir fırında aynı anda pişiyorlar. Bu hellim içerisine nane de koyuyorum. Şimdi hellimli kek öncelikle yaptığımdır. Hellimli kekin içerisine ilk evvela 4 tane yumurta koyuyorum. Sıra çok önemlidir. Yumurtadan sonra sütü koyuyorum 1 bardak. Bu 1 bardak içerisinde sütü de koyduktan sonra 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Daha sonra yağını en son ilave ediyorum. Çünkü son kalan unu da öyle beraber yedireceğim. Kek yapımında püf noktalar nelerdir? Şimdi hellimli kek yapımında püf noktası bütün ölçülerin tamamen konması, evet, ve hamurun daha sonra koydum. Bu hamurun daha yumuşak olmasını ve yapışmamasını, birbirine yapışmamasını sağlıyor. Dolayısıyla hellim, nane, süt, kabartma tozu. Bu kekin yani çok son derece basit bir yapımı. Evet. Ve tabii ki şeyi de yağlıyoruz katı yağla. Şu şekilde. Evet Turin Hanım, hellimli kekimizi yaptık. Fırına evet. Salmaya hazır. Hazır, ikisini şimdi beraber koyacağım. Cevizli keke geçiyoruz. Cevizli kekte tek fark 3 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtanın içerisine de kokusunu aldırmaması açısından vanilya koyuyorum. Ve bunu çalıştırıyorum. Evet. Çok çırpmak istemiyor çünkü makine olduğu için şey oluyor. Sütü koyuyorum. Yine 1 bardak. Birazcık çarpıyoruz. Bilahare kabartma tozunu koyuyorum. Şeker. Ama burada yağı daha önceden koyuyorum. Eskiden bu kekler makineler olmadığı için hep elde çırpılarak yapılırdı. Hamur için de kulak memesi kıvamında deniyordu. Şimdi
cevizimi koydum. Tekrar cevizle de beraber karıştırıyorum. Keklerimiz hazır. Şimdi fırına koyuyorum. Ancak yapılış süresini de 5 dakika uzatma yapacağım. Mutfağında bu hafta hellimli kek ve cevizli kekin yapımını Tülin Hanım'ın tarifiyle ekranlara getirdik. Evet Tülin Hanım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim Gülden Hanım. Kıbrıs TV ekibi olarak geldiğiniz için, yapımda bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkürler ederim. Ben bu kekleri de size vereceğim. Arkadaşlarınızla beraber afiyetle yiyesiniz evet, diye. Çok teşekkür ederiz. Yönetmenim Mete Yasin Usta ve Yuhan Deşatu adına haftaya farklı bir mutfakta farklı bir tatla görüşmek üzere. Hoşça kalın.